Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mucizenin önemi pozitif bilimlerle açıklanamaz. Aksi durumda mucize olmaktan çıkar. Olağan bir şey olurdu. Mucize peygamber olan kişinin akılların alamayacağı olayı Allah'ın kudretiyle göstermeyi başarmasıdır. İslam dininde bir peygamberin peygamberliğini ispat ancak hiç şüphe taşımayan kesin bir delille mümkün olabilir. Bu kesin delil de ya onun gösterdiği mucizeyi duyu organıyla gözlemek yahut kesin bilgi ifade eden bir başkasının görmesi, gördüğü mucizeyi haberdar etmesidir. Bu deliller ancak her peygamber için geçerlidir. Bir çocukta gerçek konuşma 18-50 aylık iken gerçekleşir. Ancak mucizevi bir şekilde daha beşikteyken konuşan iki çocuk vardır. İşte o mucize çocukları size göstereceğiz. Bu mucizeleri izleyince Allah'ın dilerse her şeyi yapabileceğini bir kez daha görmüş olacağız. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişiden başka beşikte konuşan olmamıştır. Beşikte konuşanların birincisi Meryem oğlu İsa aleyhisselamdır. Beşikte konuşanların ikincisi ise Cüreyc'dir. Cüreyc ibadete düşkün bir kimseydi. Cüreyc kendisine bir manastır yaptı ve bir gün manastırda namaz kılarken annesi gelip "Ey Cüreyc!" diye seslendi. Cüreyc kendi kendine "Ey Rabbim, anneme cevap mı versem yoksa namaza mı devam etsem?" diyerek namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve "Ey Cüreyc!" diye seslendi. Cüreyc yine kendi kendine "Ey Rabbim, anneme cevap mı versem yoksa namaza mı devam etsem?" diyerek namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve "Ey Cüreyc!" diye seslendi. Cüreyc yine kendi kendine "Ey Rabbim, anneme cevap mı versem yoksa namaza mı devam etsem?" diyerek namazına devam etti. Bunun üzerine annesi "Ey Allah'ım, fahişe kadınların yüzlerine baktırmadıkça Cüreyc'in canını alma" dedi. Bir gün İsrailoğulları birbirlerine Cüreyc'i ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur fahişe bir kadın da oradaydı. O fahişe kadın İsrailoğullarına "Eğer siz isterseniz ben onun sizin için muhakkak fitneye yani zinaya düşürürüm" dedi. Bu fahişe kadın kendisini Cüreyc'e arz edip cinsel ilişkiye girmek istedi. Fakat Cüreyc o fahişe kadına iltifat edip dönüp bakmadı bile. Sonra bu fahişe kadın Cüreyc'in manastırında kalan bir çobana geldi ve onunla cinsel ilişkiye girdi. Buna müteakiben çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince çocuğun Cüreyc'den olduğunu söyledi. Bunun üzerine halk Cüreyc'in yanına varıp onu aşağı indirdiler ve manastırını yakıp Cüreyc'i dövmeye başladılar. Cüreyc onlara "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da Cüreyc'e "Sen bu fahişe kadınla zina ettin ve o da senden bir çocuk doğurdu" dediler. Cüreyc "Çocuk nerededir?" diye sordu. Onlar çocuğu Cüreyc'e getirdiler. Cüreyc "Bırakın beni de namaz kılayım" dedi. Buna müteakiben namazı kılıp bitirince çocuğun yanına gelip karnına dürttü ve "Ey çocuk, senin baban kimdir?" diye sordu. Çocuk da "Babam falan çobandır" diye cevap verdi. Bunun üzerine halk Cüreyc'e dönerek onu öpmeye ve okşamaya başladılar. İsrailoğulları Cüreyc'e "Sana altından bir manastır yaptıracağız" dediler. Cüreyc ise onlara "Hayır, manastır önceden olduğu gibi çamurdan yapın" dedi. İsrailoğulları da öylece yaptılar. Beşikte konuşanların üçüncüsüne gelince çocuğun biri günün birinde annesini emerken güzel bir ata binmiş, iyi giyinmiş ve yakışıklı bir adam oradan geçti. Çocuğun annesi "Ey Allah'ım, benim çocuğumu da onun gibi yap" dedi. Çocuk annesinin memesini bıraktı. O adama doğru döndü ve ona bakarak "Ey Allah'ım, beni onun gibi yapma" dedi ve sonra tekrar annesinin memesine dönüp emmeye başladı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bize anlatırken şahit parmağını ağzına koyup onu emmeye başlayarak çocuğun emişini temsil edişi hala gözümün önündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Sonra o çocuğu emziren kadının yanından bir cariye geçirdiler ki o cariyeyi götürenler onu hem dövüyorlar hem de "Sen zina ettin, sen hırsızlık yaptın" diye söyleniyorlardı. O cariye ise "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" diyordu. Çocuğun annesi "Ey Allah'ım, benim çocuğumu onun gibi yapma" dedi. Çocuk yine annesinin memesini bıraktı da o cariyeye baktı ve "Ey Allah'ım, beni onun gibi yap" dedi. Bundan sonra anne ile çocuk karşılıklı konuşmaya başladılar. Çocuğun annesi "Ey oğlum, sütün boğazına dursun. Yakışıklı bir adam geçti. Onu görünce ben, 'Ey Allah'ım, benim çocuğumu da onun gibi yap' dedim.
Sen ise ey Allah'ım beni onun gibi yapma dedin. Sonra şu cariyeyi döverek ve sen zina ettin, sen hırsızlık yaptın diye yanımızdan geçirdiler. Bunun üzerine ben ey Allah'ım benim çocuğumu onun gibi yapma dedim. Sen ise ey Allah'ım beni onun gibi yap dedin. Çocuk annesine şöyle dedi. Kuşkusuz ki o adam kibirli, zalim biriydi. Ben de ey Allah'ım beni onun gibi yapma dedim ve şüphesiz ki şu kadın ki zina etmediği halde zina ettin, hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diyorlardı. Ben de ey Allah'ım beni onun gibi yap dedim. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin de küçüklükten başlayan mucizeleri mevcuttur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fevkalade halleri ilk çocukluk döneminden başlar. Beni Sad kabilesinden olan Halime'nin süt annesi olmak için Kabe'ye gelişte Efendimiz'i almasıyla başlar. Efendimizin mis gibi korktuğunu söyler. Evlerine götürdüğünde bütün hayvanların sütünün arttığını fark edince çok sevinir. Kocasına bu çocuk bize uğur getirdi der. Efendimiz yaylada bulunduğu dönemde hastalanan bir insan ya da hayvan olduğunda Efendimizin elini hasta yer üzerine koyarlardı ve hemen sancı kesilirdi. Halime bir gün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşi Şeyma ile birlikte güneşli havada hayvan otlattıklarını görünce Şeyma'ya kızıp neden Muhammed'i güneşte bırakıyorsun dedi. Şeyma ise şöyle cevap verdi. Anneciğim Muhammed nereye gitse üzerinde bir bulut onunla birlikte o tarafı hareket eder. Ona hiç güneş gelmez dedi. Bu harikulade hal bütün yayla yaşamı boyunca görüldü. Halime, Efendimizin evlerine bereket getirmiş olması nedeniyle yayla dönüşü çocuğu tekrar istedi. Amine annemiz de kabul etti ve Halime Efendimiz'i alıp yaylaya geri döndü. Bir gün yaylada diğer süt kardeşleriyle birlikte hayvan otlatırken iki tane beyaz giysili kişi geldi ve ellerinde altın leğen taşımaktaydılar. Leğenin içinde kar gibi beyaz bir madde bulunuyordu. Ve bu iki kişi Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem uçurup dağın üst tarafına götürdüler. Göğsünü yarıp ve kalbini çıkarıp özel bir suyla yıkadılar. İçinden de siyah bir parçayı alıp attılar. Ve sonra göğsünü tekrar kapattılar. Bu olayı gören Abdullah, Enise ve Şeyma Halime'ye koşup durumu anlattılar. Şak-ı Sadır denen bu fevkalade halden sonra Halime, Efendimiz'i hemen geri götürüp annesine teslim etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk döneminde Mekke'de kuraklık hüküm sürüyordu. İnsanlar Abdülmuttalib'e gelip yağmur duasına çıkması için ricada bulundular. O da Hazreti Muhammed'i de yanına alıp Ebu Kübeys dağına çıktı. Efendimiz'i tutup yükseğe kaldırdı ve dua ettiler. Anında bulutlar görünüp bol yağmur yağdı. Abdülmuttalib'in vefatından sonra yine Mekke'de kuraklık olmuştu. Celheme İbn-i Arafat'ın söylediğine göre insanların talebi üzerine Ebu Talip Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yanına alıp Kabe'ye girdi. Efendimizin sırtını Kabe duvarına dayayıp ellerini kaldırdı ve dua ettiler. Yine kuvvetli bir yağmur anında yağdı. Efendimiz 10 yaşındayken amcası Zübeyir ile beraber ticaret için Yemen'e gitmişti. Dönerken vadiden akan suyun kabarıp taşlarını gördüler ve nasıl geçeceklerini düşünürken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suya doğru yürüdü ve o anda sular bir anda duruldu ve herkes karşıya geçebildiler. Bunun üzerine de Mekkeliler Muhammed'le bilmediğimiz bir sır var dediler. Yine amcası Ebu Talip ile birlikte Zülmecaz Panayır'ına gitmişlerdi. Ebu Talip, Efendimiz'e çok susadım, bana su bulabilir misin dedi. Efendimiz ayağını yere vurdu ve o anda oradan çok lezzetli bir su çıktı. Ebu Talip ömründe o sudan daha güzel bir su içmediğini söyledi. Sevgili Peygamberimiz henüz 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile birlikte bir kervana katılmıştı. Suriye'ye doğru yola çıktılar ve Busra kasabasına vardıklarında orada konakladılar. Konakladıkları kurumuş ağacın yeşermeye başlaması, bir bulutun da o kervanı takip ediyor olması hemen karşılarındaki manastırda yaşayan Raip Bayıran'ın dikkatini çekti. Kervandakileri yemeğe davet etti ancak bulutun halen konaklama yerinde kaldığını görünce herkesin gelip gelmediğini sordu. Kervandakiler de develere bakması için orada alıkoydukları bir çocuktan başka kimsenin olmadığını söylediler. Raip Bayıra hemen onun getirilmesini istedi ve sırtını açıp nübüvvet mühürünü gördü. Ebu Talib'e bu çocuğu Şam'a kadar götürmesine, orada Muhammed'e zarar verebileceklerini, alışverişi hemen orada yapıp geri dönmelerini tembih etti. Ebu Talip de malları burada satıp götürdü. Buna benzer bir olayda aradan yıllar geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüdükten sonra Hazreti Hatice'nin kervanını yönetmek üzere Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte ticaret için gittiğinde yine Busra'ya gelip aynı yerde konakladılar. Raip Bayıran'ın yerine raiplik yapan Nastura da aynı harikulade bulguları bu kervanda görünce koşarak gelip şu bulut sizi takip ediyor dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce sıfatlarından tanıdı ve ellerine kapandı.